Merhaba sevgili Satoshi TV izleyicileri, yepyeni, çok eğlenceli, çok keyifli bir bölümle daha karşınızdayız. Oh! Kulacı! Olimpik sporcularımızdan Hatice Kübra Elgün'le birlikteyiz. Bursa'ya geldik. Bir madalyayı görelim, madalyanın serüvenini konuşalım dedik ama biz tabii ki son en önemli madalya sebebiyle o konuya yoğunlaşıyoruz ama Hatice Kübra Elgün'ün kariyeri zaten madalyalarla dolu. Kendisi olimpiyat madalyasına ilk kez olsa da ondan önce madalyalara oldukça aşina bir isim. Öncelikle teşekkür ederiz. Bizi misafir ediyorsunuz Bursa'da. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk defa yüzle tanışma fırsatı buldum. Çok böyle enerjik, çok yüksek bir Hatice Kübra İlgün profili oluşmuş oldu daha dakika bir itibariyle. Hep öylesin galiba. Evet, hep böyleyim. Yüksek enerjim böyle hep bir yerinde duramam. Seviyorum böyle olmayı. Galiba peki tekvandoya da böyle bu hareketli çocukluk serüveni sonrası mı başladın? Nasıl başladın? Yani şöyle okudum, okula öğrenci seçmeye gelmişti antrenörüm ve beden eğitimi öğretmenim de benim derslerde dikkatini çektiğim için zayıf ve uzun bacaklı olduğum için tekvandoya sen de yönel dediler. Ve böylelikle başladım. Mahallede erkeklerle kavga etmeyi çok seviyordum. Enerjimi tekvanda da atarım diye düşündüm ve başladım. Mahalledeki erkekler aslında biraz üzülmüştür, iyice geliştirecek kendini diye. Onları da salonda beraber dövüşerek bu işi hallediyorduk diyebilirim. Peki şimdi tekvando sporu benim hani şahsen çok hakim olduğum branşlardan biri değil. İzleyicilerimizin de eminim hani fikri olanlar vardır. Biraz daha bilgi sahibi olsa hoşuna gidecek olanlar vardır. Zayıf ve uzun bacaklı olduğum için dedin. Böyle bir ilk göze çarpan özellik mi oluyor? Ondan biraz bahsedelim mi? Evet. Bacak uzunluğu bizim için çok önemli. Mesela Türkiye standartlarında ben uzun boylu olarak görünüyorum ama yurt dışında ben yaklaşık benden 10 santim uzunlarla bile dövüşebiliyorum. Hı hı. Yani benim 1.75-1.76 boyumsa yurt dışında 1.86 boyunda rakiplerim de var. Ama bacak uzunluğu ve fizik biraz daha zayıflık bizde ön planda. Hı hı. Tabii ki kısa boylu arkadaşlarımız da var. Onlarla da yarışıyoruz. Ama şöyle ona göre de bir maçta analiz yapıyorsun aslında. Kısa boylular daha içeride dövüşüyor. Uzun boylular da kısa boylu rakipleri içine almayarak daha rahat bir şekilde dövüşmeye çalışıyor. Aslında ikisinin de bir takım avantajları ve dezavantajları var. Peki sen mesela kendini hani uzun boylu rakiple mi daha çok maç yapıyor olarak tercihine bırakılsa tercih edersin, hayal edersin ya da daha kısa mı? Hani senin var mı öyle bir tercihin? Yani ben uzun boylularla da rahat dövüşüyorum aslında ama kısa boylularla dövüşmek benim için daha avantaj. Zaten kısası uzun hepsi geliyor yani. Aynen, bu kadar madalyaya ulaştığına göre hep aynı boyda. Aynen. Aynı boyda olmuyor rakipler 1.60'dan zaten. 1.85, 1.86'ya kadar dövüşüyoruz. Bacak boyunun uzunluğu çok. Bir de tabii çok esneksiniz yani, öyle bir durum da var. Evet, yani yukarıya seviye vuruşlarımız var ve bunları vurmak için de esneklik bizim için önemli. O yüzden çok çeşitli antrenmanlar yapıyorsunuzdur şüphesiz. Ben şimdi sporculuk hep söylüyorum yani bence olabilecek en zor mesleklerden bir tanesi. Siz böyle büyük turnuvalara çıktığınızda, madalyalar kazandığınızda, başarılar kazandığınızda herkes dikkat kesiliyor ama onun arkasındaki sürece çok insan ilgi göstermiyor. Yani nasıl süreçlerden geçtiğinize dair. Ben çok içinde olduğum için biraz daha hakimim. Zorlu bir tempoda çalışıyorsunuz. Evet. Her turnuvaya hazırlanırken. Dolayısıyla senin mesela antrenman rutinin nasıl? Haftanın kaç günü antrenman yapıyorsun? Tek antrenman mı, çift antrenman mı? Nasıl bir hazırlık sürecin oluyor genelde? Şu an haftanın her günü antrenman yapıyoruz. Sadece pazar günü dinlenebiliyoruz ama maç dönemi yakın olduğu için pazar günleri de dinlenme yerine antrenman ya da egzersizler yapıyoruz. Bir gün çift, bir gün tek antrenmanla devam ediyor. Ve 2,5 saat bir günkü antrenmanımız. Ve maç ağırlıklı yaptığımız için aslında çok yoruluyoruz. Mesela sabah normal işte raket dediğimiz teknikleri eldivene ya da rakete çalışıyoruz. Akşamları da daha çok dövüşüyoruz birbirimizle, partnerlerimizle. Böyle çok yoğun geçiyor ve aşırı yorgun oluyorum. Eve gittiğimde mesela dinlenmek istiyorum. Hani hiçbir şey yapasım gelmiyor.
Pazar günü mesela izinli olduğumuz günler bile aslında evde yatarak geçiriyoruz. Aha. Çünkü gerçekten çok yoruluyoruz ve maça kendimizi adapte ettiğimiz için aslında sosyal hayatımız yok denecek kadar az. Bayağı az oluyor. Tabii çok aynen. Fazla ödün veriyorsunuz kendi kişisel zevklerinizden. Şimdi burada salonda yaptığınız antrenmanlar dışında mesela az önce söylediğimiz gibi esneklik, kuvvet antrenmanları için de ayrı bir çalışma programınız vardır şüphesiz. Evet ama şunu maçtan önce yapıyoruz bunları. Yani maçtan 2-3 ay önce işte gerekli fitness antrenmanları, hı-hı, egzersizler veya ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Ama maça yakın bunu azaltmak zorundayız. Ve tekvando serilik spor olduğu için fazla kas bizde sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Bu bizi yavaşlatıyor. O yüzden 2 ay kala, 3 ay kala bu programları erteleyip biz daha çok maça adapte olmak, maça yoğunluk vermek için dövüşüyoruz, teknik çalışıyoruz. Bizim için aslında antrenmanda maç yapmak daha verimli oluyor. Peki sen hani tekvando sporcusu olmasan, böyle sevdiğin başka ilgi duyduğun, izlemeyi sevdiğin, ya ben de hani tekvando olmasa bu branşta olurdum dediğin bir branş var mı? Hangi branşı takip etmeyi seviyorsun kendi branşın futbol, dışında? Futbol, voleybol. Voleybol da çok seviyorum. Artı handball. Yani üniversitedeki hocalarım falan takım sporlarına beni çok istediler ama, hı-hı, ben o zaman tekvandoda çok iyi yerlere geldiğim için bunu ertelemek zorunda kaldım ama takım sporlarına ayrı bir ilgim var. Ya sen burada futbolcu olsan bu enerjiklikle hani hep derler ya koşmayan futbolcu koşmuyor yani çok teknik ama koşmuyor falan. Sen bayağı teknik direktörlerin bayıldığı bir futbolcu olurdun. Yerinde kesin. Duramazdım herhalde. Değil mi? Yerinde duramayıp oradan oraya oradan oraya. Voleybol da evet hani artık tabii genel olarak diğer branşlara ilginin arttığını görüyoruz bu yıllar için. O yüzden çok seviniyorum, evet, ben. Sizin için ayrıca mutluluk kaynağı da. Şimdi sen kaç senedir bu sporla uğraşıyorsun. Eskiyle şimdiyi mukayese ettiğinde ne kadar farklı değil tabii mi insanların ilgisi? Yani 17 yıldır bu sporun içindeyim ve şu an işte olimpiyatlardan sonraki ilgiyi, işte aldığımız madalyadan sonraki ilgi aşırı derece fazla ve Bursa'nın tarihinde bir ilk olduğu için olimpiyat madalyası yoktu. Bana şu an herkes böyle gıptayla bakıyor diyebilirim. Gittiğim her yerde o Hatice gelmiş falan. Herkes tanıyor. Ya bu bizim için tabii ki mutluluk verici bir durum ama şöyle bir şey de var. Ya başarısız olduğumuz zaman da aslında herkesin yanımızda olmasını isteriz. Kesinlikle yani, öyle yani. Ben öyle olmasını çok istiyorum açıkçası. Ya her zaman başarılı olamıyorsun. Bu sonuçta öyle bir serüven yani. İnişleri var, çıkışları, evet, var. İstediğin sonucu alabildiğin zamanlar var, alamadığın zamanlar var ama sonuç itibariyle doğru çalışıldığında, yeterli destek görüldüğünde ne kadar büyük başarılar kazanılabildiği ispatlanmış oluyor. Aynen. Sizin sayenizde şimdi tabii öğretmenlik de yapıyorsun. Yani sen sonuçta artık genç çocuklar için sadece izledikleri bir iyi örnek değilsin. Birebir de onların eğitimine katkıda bulunuyorsun. İlgi nasıl mesela? Senin mesela şimdi Bursa'daki ilk olimpik madalyayı getirmiş sporcu benim öğretmenim olsa ben mesela çok heyecanlanırım. Ve işte çok daha normalde spor aşkı yoksa içimde motive olurum. Yani o yüzden hani eminim böyle çok enteresan gözlemlerin vardır. Nasıl geçiyor çocuklarla o iletişim? Yani şöyle yeni atandım ama daha başlama fırsatım, aha, olmadı. Ama bundan önce de işte staj yapıyordum bir okulda. İşte herkes falan işte öğrenciler YouTube'da videolarımın altına falan yorum atmışlar. İşte biz onunla ders yaptık, işte canlı derslere katıldık falan diye böyle yorumlar vardı ve işte fotoğraf çekilmek isteyenler çok oluyor. Çok yazan var. Öğrencilerden, sporculardan da örnek aldıkları biri gibiyim şu başlamak an. Başlamak istiyorlar aynen falan. Aynen. Tekvando'yu yaz. Zaten ben sadece tekvando olarak söylemiyorum, aha, aslında. Herhangi bir spor da yapmalarını öneriyorum. Çünkü hani spor sadece başarılı olmak için değil, sağlığımızı korumak için bile gerekli. Ama tekvando'da kendimizi savunmak için özellikle kadın ve kız çocuklarının yapabileceği bir spor. Peki şimdi ben yine bir geri döneceğim bir önceki soruya. Futbol dedin. Futbol böyle oturup izliyor musun maçları? Yani var mı böyle favori futbolcun? Ben işte ne iyi futbolcu bu. Çok keyif alıyorum ya. Tekniği ne kadar güzel falan dediğim şöyle, var mı? Beşiktaşlıyım ben aynı, aha, zamanda. Ve Cenk Tosun'a ayrı bir hayranlığım vardı. işte ama transfer olduktan sonra tekrar işte Beşiktaş'a geldiği zaman falan da işte bir havaalanında bir görüşmüştüm onunla. Fotoğraf falan çekmiştim. Kardeşim de koyu bir Beşiktaşlı. Aslında bizim babadan geliyor. Benim babam futbol antrenörüydü. Ha öyle mi? Ve gençliğinde de futbolculuk yaptığı için sanırım o yüzden de biz ailecek Beşiktaşlıyız. Bir de futbola ilgilisiniz o yüzden. Aynen. Beşiktaş maçlarında mesela biz evde duramazdık. Çünkü o kadar stres ve heyecan var ki o evin içinde. Tam bir taraftar grubu vardı yani. Peki Beşiktaş'ın zaten taraftar grubu genel olarak hani hep en ateşlisidir. Ben de mesela hep böyle futbol tarafında yoğun çalıştığım zamanlarda ben Beşiktaşlı değilim ama hep böyle Beşiktaş'ın maçlarına gittiğimde daha enteresan bir şeyle, enerjiyle çıkardım. Orada kulakları sağır edecek bir atmosfer, işte taraftarın böyle toplumsal değerlere de değinmesi falan. Beşiktaş taraftarı hep böyle çok sembol, çok özel bir taraftar grubu. Gidiyor musun maça hiç mesela fırsatın olduğunda? Daha hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Bir gün beraber gidelim. İnşallah. Gitmek isterim. Bir gün maça beraber gidelim. Ama bir şey, mesela şöyle düşünüyorum. İşte futbola verilen ilgi belli ya Türkiye'si. Bir tabii de ben bunun üzerine Beşiktaşlıyım. Bir de futbolu çok seviyorum. Ama işte bireysel sporları da daha fazla özen gösterirse, daha fazla ilgi olsa bence
ülkemiz adına daha iyi başarılar gelecek diye düşünüyorum. O artıyor herhalde yani. Evet. Artıyor herhalde değil, kesin artıyor. Tabii yani takım sporları dünyada da öyle ya yani. Futbol çok baskın işte. Evet. Bazı ülkelerde biraz daha değişiyor, yerini basketbola bırakabiliyor falan. Ama hani bireysel branşlar aslında efor anlamında çok daha zorlu. Yalnızsın sonuçta. Aynen. Yani. Kesinlikle. Dolayısıyla daha fazla desteğe ve hani hem tabii ki tesisleşme anlamında hem de manevi anlamda çok daha fazla desteğe aslında sporcuların ihtiyacı var bence. O yüzden bu kadar kıymetli bir sporcudan bu ricayı, bu talebi almışken biraz daha siz de izleyiciler olarak alakanızı arttırın diyorum. Peki mesela boş zamanın çok olmuyor. Ne yapıyorsun boş zamanda? Boş zaman buldun. Atıyorum yatayım evde şu diziyi mi izleyeyim dersin, yoksa işte böyle sevdiğin bir aktivite falan var mı? Bowling oynamayı çok seviyorum. Bowling, onu da severim. Yani bilmiyorum, sporlara karşı aşırı bir ilgim var ama hafta sonu yani işte pazar günü falan ailemle beraber bir kahvaltı yaptıktan sonra bowling oynamaya gidiyoruz. Onun dışında bayağı düzenli gidiyorsunuz bowling yani oynamaya. Hafta sonları hemen hemen gitmeye çalışıyoruz diyelim ama işte sabahları genellikle. Öğleden sonra yine gelip 4-5 gibi bir antrenman saatimiz oluyor. Hoca her an bir antrenman koyabiliyor. O yüzden koşa koşa tekrar antrenmana geliyorum. Bowling oynuyorum. Onun dışında işte sinemaya falan fazla vakit bulamıyorum. Aha. Ama bowling oynamayı çok seviyorum. Peki orada da başarılı mısın? Çünkü sporcular böyle, hele kazanmaya alışık sporcular, hırslı olurlar. Çok başarılıyımdır. Erkek kardeşim her gittiğimizde bugün seni yeneceğim diyor ama maalesef yine olmuyor. Ben birinci geliyorum. Hatta pozlarım da var. Bunu sen sizlerle gizlice paylaşabilirim. Çok sevinirim. Sen gizlice gidip bowling antrenmanı yapıyormuşsun değil mi? Bütün aile bireylerini de yenmek için. Ben katıldığım her alanda kazanmak zorundayım diye. Başarısızlığı sevmiyorum. Başarılı olmayı seviyorum. Başarılı olduğum şeylere de ilgim daha fazla oluyor. Böyle. Peki madalyanı nereye koydun evde? Nerede tutuyorsun? Madalyam evde kutunun içinde duruyordu. Hı-hı. Daha doğrusu şöyle, hep arabamdaydı. Çünkü aha, gittiğim her yerde benden önce madalyamı istiyorlardı. Şey, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii diyorum ama madalyayla. Şu an madalya yanımda, sizler için getirdim. Ay ay ay. Sayenizde görüyoruz ve yaklaşıyoruz biz de. Senin boynuna o zaman takalım, devamını öyle yapalım. Ay müthiş gurur değil mi? Ben çok tüylerim diken diken oldu bak hemen. O kadar duygulanıyorum ki. Ne hissettin bu tam boyuna takılırken? Maçlarımı şu an her gün izliyorum. Bu anı izliyorum ve ağlayacak kadar duygusal oluyorum. Ay, takalım çünkü boynunda dursun takalım ya. Şimdi ben takılırsam hadsizlik olacak diyecek insanlar. Bu kadar hazıra konmak olmaz. Ay bak, çok güzel gerçekten. Altın olsa daha güzel olur tamam. Olur, niye olmasın? Daha 2024'te. Var önümüzde. Daha önümüzde var. Katıldığında bronzu aldıysan bir sonrakinde de altını alacaksın demektir. İnşallah, ben hedef orası. Yani. Sonra altından başlayınca altından daha sonra bilmiyorum. Öyle o kadar büyük motive olmayabilir. Şimdi eminim altına çok daha motivesindir. Kesinlikle öyle. Ben altın madalya alsaydım belki 2024'de hedeflemeyi olabilirdim, hı-hı, diye düşünüyorum. Ama şu an 2024'te altın madalya almayı çok istiyorum. Almazsam bu sporu bırakmayacağım 2028'de de. Altın madalya alana kadar devam edeceğim. Altın madalya alacak sporcular da yetiştirirsin aynı zamanda. Yani İnşallah. O da çok, ben çünkü antrenörler neticede en çok emeği verenler, sen madalya aldığında ailen de çok sevinmiştir şüphesiz ama antrenörünün de ayrı bir mutluluğu olmuştur yani, o kadar emek veriyor da. Yani onlar nasıl hissediyor bilmiyorum ama herhalde yani hem ailem hem de antrenörüm çok ağlamışlar, öyle duydum. Ay, ben de ağlamıştım. Ben vallahi çok ağlamam, ben de ağlarım şimdi. Peki böyle şeylerin var mı? Atıyorum işte rutinlerin, böyle çok önemli bir maç öncesi totem. Şu, totem gibi yani, atıyorum şu rutini yaparım, şunu izler ya da dinler yatarım, ne bileyim işte sağ ayağımla çıkarım, şu müziği dinlerim, şununla telefonla konuşurum, yani hiç telefonla konuşmam, var mı öyle şeyler? Yani maçtan bir gün önce ben maçla ilgili hiç konuşmayı sevmem. Hı-hı. Yani sanki yarın maçım yokmuş gibi davranırım. Maçtan bir gün önce mutlaka antep fıstığı yerim. Antep fıstığı. Evet yani, aa, bu oldum olası böyle. Hatta işte bir de Bim'in antep fıstığı. Allah Allah. Bunun dışında hiçbir yerden antep fıstığı yemiyorum. Yediğim anda yenildim. Ben bir şimdi geçerken. Ne, çok mu değişik mi şeyi? Yani tadı güzel. Allah ve Allah. Yani öyle oldu. Hani aha, öyle hissediyorum. Başka bir yerden aldığım zaman yenildim. O yüzden sen ona anlam yükledin tabii ki. Aynen, kesinlikle öyle. Aynen. Maç günü muz, ceviz, bal. Saç bandajım var. Ve de kuşağım. Bunlarsız asla. Peki bir böyle hissediyor musun? O şey var mı böyle, hani mesela futboldan bahsettik, böyle golcüler, hani hissetmiştim ben bunu, takım arkadaşım söylemişti ya da rüyamda görmüştüm gibi şeyler söyler. Senin mesela tabii ki sonuçta rakibinizi de analiz ediyorsunuz. Dolayısıyla fikrin oluyor. İzliyorsun da onun sonuçta senden önceki müsabakalarını. Böyle bir his geliyor mu, ben bunu alacağım ya da işte böyle tedirginlik, hani mesela kaybettiğin maçlarda ben bunu hissetmiştim diyor musun? Evet. Ben maç sabahı kendimi işte ısınırken anlıyorum zaten. Hı-hı.
Eğer o gün bacaklarımı iyi hissedersem Hatice bugün madalyam var diyorum. Mesela olimpiyatlarda yenileceğimi biliyordum. Yani madalya maçından, işte repesajdan önce finale kalamayacağımı biliyordum. Aha. Ve yenildiğim rakibi de Amerikalı rakibim ve 5 defa yendiğim, olimpiyatlarda ilk kez yenildiğim bir rakip. Bu yüzden daha acı oldu benim için. Ama maç günü hissediyorum yenilip yenilmeyeceğim, işte ya bu rakibi alacağımı. O herhalde hisle alakalı. Ama çok zor gibi. Değil mi o? Yani o olumsuz hisse girdiğinde de çok zor yani. O düşünsene. Anda şey yapmaya çalışıyorum. İyisin Hatice, yapacaksın Hatice. Ama işte olmayınca olmuyor. Olimpiyatlardan önce de mesela arkadaşlarım hep şey derdi. Yani Hatice senin kesin madalyan var, işte rüyamızda gördük diyorlardı falan. Gerçekten de bir ben madalya aldım bayanlarda. Ama demek bazıları hissediyor ya da öyle olmasını istiyoruz. O yüzden de belki böyle oldu diyebilirim. Peki ilk kimi aradın? İlk telefonunu eline aldığında? Yani şöyle, telefonu ilk elimize almadan önce bakanımız orada, işte federasyon başkanımız, o kadar zaten hepsi geldi ki böyle hepsi bir yandan sevinç çığlıkları atıyor, bağırıyorlar Türkiye diye. Ben zaten ağlıyordum o anda çıkara çıkara. Herkese böyle sarıldım. Telefonu elime aldığımda ilk annemle görüştüm. Aynen. Tabii ki. Annem zaten ağlıyordu. Bana diyor ki Hatice ağlama diyor ama annem hışkır hışkır ağlıyor. Sen ağlama Hatice, ben ağlıyorum senin yerine diye. İkimiz beraber böyle ilk annemle konuştum onunla. Aynen, ne güzel. Buradan da bu arada sevgiler, çok bu kadar pozitif de bir aynı zamanda evlat yetiştirmişler. Sevgiler, saygılar iletelim ailene de. Peki mesela böyle ne tür şeyler izlersin? Sporcu biyografileri mi, işte ne bileyim, ya da hiç böyle gerçek hayatla ilgisi olmayan kurgu şeyler mi? Hani böyle eline bir şey alıp izlemek fırsatın olduğunda böyle ilgini çeken içerikler neler oluyor? Söyleyeyim mi? Müge Anlı. Annemle siz buluşun. Anne, bak bizim evde de öyle. Ama çok ilginç. O annenden mi bulaştı? Hayır. Sen evde. Sen böyle şey, gizli kalmış olayları araştırması. Ben de bak, bir de ben çözüyorum. Ben, çözüyor musun? Orada bütün aile oturuyor, kim olduğunu. Ne ilginç olaylar var değil mi? Evet, ve yani hayatın gerçekleri diyebilirim. Ben her sabah saat 10'da kalkıp onu izliyorum. Bir de kamptayken teknik direktörümüz sabah 10'a antrenman koyuyordu. Ay, bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten çok iyi oldu bu cevap. Kulaklığı takıyordum. Telefonu şöyle koydum ısınırken. İşte daha teknik direktörümüz gelmemiş falan. Herkes gelip Hatice Müge Anlı izliyor, rahatsız etmeyin onu. Telefon şöyle karşıda, ben de koşuyorum bir yandan da dinliyorum falan. Bugün çok işte olaylar var, çözülecek falan. Bir de ben diyorum kesin katil bu diyorum işte kızlara falan. Kimse inanmıyor bana. 2 gün geçiyor, katil de çıkıyor. Yani sen çözmüşsün diyor falan. İşte bir olay olunca da ben hemen böyle şey yapmaya, çözmeye çalışıyorum. Senin vaktin olduğunda Müge Anlı destek team olarak Hatice'den yardım isteyebilir. Yalnız gerçekten insanı çok içine alıyor. Ben de mesela hani her gün aynı saatte evde olmuyorum. İşte çekim oluyor, bir şey oluyor falan. Şimdi annem tabii müdavim. Yani evde olduğu için o izliyor. Ve mesela evdeysem ben de böyle hep diyorum ki anne, bu kadar olumsuzluğu niye izliyorsun? Yani tabii ki hani çok burada trajik şeyler var orada. Yani büyük trajediler yaşanıyor ama hani artık zaten her yerde sürekli bunu gördüğümüz için annem diyorum ki neden insan yani bu kadar üzücü şeyleri izler ve üzülür diyorum. Mesela sonra mesela kahvemi almışım. Böyle oturuyorum falan. Birine mesaj atıyorum. Hikayenin önünü bilmiyorsam YouTube'dan girip izliyorum önünü. Ha böyleymiş falan. Çok ilginç şeyler oluyor. Ben de oluyor. Kaçırınca İnsanı akşamlar açıyorum. Yatağa girince izliyorum. Mesela işte çıkıyor işte şu olay bu olay. Ben hemen ilerletiyorum falan işte. Bir önceki bölümüne bakıyorum ne olmuştu falan ya da kaçırdığım zaman. Hatta tartı sırasında Bulgaristan'daydık galiba. Tartı sırasında da Müge Anlı vardı. Ben onu izliyordum. Arkadaşım da beni çekiyor. Paylaşmıştım hatta onu da. Yani aşırı seviyorum. Bir de dizi de çok izlerim ben. Dizi. Aynen. Yani tüm dizileri hemen hemen takip ediyorum. Şimdi akşam odaya geçince otomatik olarak böyle yorgun oluyorduk. Zihnini boşaltıyorsun. Şey, dizi izliyordum falan. Bir de oturup ağlıyordum. İşte Müge Anlı'daki olaylara ağla, ona ağla. Hep ağla işte. Sonra hırsını iyi, hırsını minderde atıyorsun. İyi. Aynen. Yani. Sonuçta işe yarıyor bir şekilde. Peki şimdi sen çok ciddi kariyerli bir sporcusun. Yani şu an sana aldığın madalyaları say desem bence hepsini hatırlayıp sayamayabilirsin. Yani çok fazla madalyan sayısını var. Sayısını bilmiyorum. Hani ve böyle hani dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonalarında katıldığın hemen hemen tüm turnuvalarda neredeyse madalya kazanmış bir sporcusun. Bu çok özel bir kariyer demek. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sporcuların artık günümüzde, eskiden şöyleydi. Belgeselleri yapılırdı ama sporcuların artık hani hayatta olmadığı zamanlarda. Sonra biraz daha kariyerleri bittikten sonraya başladı. Şimdi aktif sporcuların belgeselleri yapılıyor artık. Evet. Hala üst seviye kariyerini sürdüren sporculara belgeseller çekiliyor. Tabii onların kendi kayıtları, kendi notları da çok işe yarıyor. Bugüne kadar yapıyor musun diye soracağım. Yapmıyorsan da bence şimdiden başla. Böyle notlar alıyor musun? Bunu yarın öbür gün ben bir
bu kadar özel bir kariyere sahip sporcu olarak, kitap olarak hazırlatayım ya da işte ufak detaylar, ses kayıtları, videolar, birileri beni çeksin ya da ben çekeyim. Bunlar yarın öbür gün bir belgesel hazırlığında yardımcı olsun diye yapıyor musun böyle notlar? Yani şöyle notlarım yok ama gazete haberlerim çok var. Hı-hı. 2009'dan beri bayağı biriktirdiğim, işte bu zamana kadar neler yaşadım, işte ne gibi zorluklardan geldim. İşte mesela bizim ilk başladığımız zamanlar bir salonumuz yoktu. Hı-hı. İşte dışarılarda antrenman yapıyorduk falan. O sıra çekime gelenler falan, işte buradan olimpiyat sporcusu çıkacak, dünya derecesi çıkacak dedikten sonra dünya derecesi çıkmıştı. Onunla ilgili gazete haberleri falan var. Ama dediğiniz çok güzel bir şey. Notlar bence kesin böyle o gün atıyorum hissettiğin, ondan o maçta hissettiğin, maçtan sonra hissettiğin gibi evet. Küçük küçük notlar alırsan bence yarın öbür gün kesin bunu kitap haline getirmesin. Yani böyle bir kariyeri insanlar bence okusunlar ilham almak adına. Ne güzel olur, belgeselini de bekle, biz çekeriz belgeselini. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle 2020 olimpiyatlarında bronz madalya kazandım. Hı-hı. Evet ama benim için aslında her şey yeni başlıyor. Bu madalya bana yetmedi. Aslında ilk geldiğim zaman da herkes şöyle olimpiyatlarda madalya aldım. Bu çok büyük bir şey. Nasıl sevinmiyorsun? Ben de altına o kadar adapte oldum ki kendimi gerçekten böyle mutsuz hissediyordum. Geldiğimde anladım bu madalyanın kıymetini aslında. Ama 2024 Paris olimpiyatlarında altın madalya kazandırmayı çok istiyorum. Bunu böyle yani onu aldığım zaman rahatlayacağım sanırım. Bana dua etmeye devam etsinler, beni izlesinler, takip etsinler. İnşallah 2024'te altın madalya kazandığım zaman da siz de tekrar burada şöyle altın evet, madalyayla beraber. Yani onu artık söz almış varsayıyoruz. Aynen, inşallah. Biz de gelir belki zaten Paris'i çeker, bütün hikayesini bile paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Bizim için de ayrıca büyük mutluluk olur. Çok sevindim seni tanıdığıma. Gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim. Hani telefonla konuşmuştuk ama bu kadar böyle yüksek enerji, ışıl ışıl bir iletişim beklememiştim açıkçası. O yüzden ayrıca sevindim. Çok yoğun bir tempoda hem antrenmanlar hem maçlar yapıyorsunuz. Böyle güzel, sağlıklı, başarılı bir kariyer diliyorum bundan İnşallah. Sonrası için. Çok sana teşekkür ederiz Hatice. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alkış bana helal. Yeni Nesil Spor'un bu bölümünde sizler için milli gururlarımızdan bizi dünyadaki en önemli spor organizasyonunda madalyayla onurlandıran sporcularımızdan Hatice Kübra İlgün'ü konuk ettik. Çok keyifli, çok güzel bir program oldu. Bu yağmur gibi madalya yağsın diyoruz bundan sonra da ve Bursa'ya böyle biraz ıslanarak veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.